huzura doğru. Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, e, Allah-u Teala'nın verdiği bir sürü nimet var. Tabi bu nimete e, şükretmek, nimetlere şükretmek de bir yerde emir. Şimdi e, dünyada da bir insanın, e, bir Müslümanın hep rahat ve huzurlu olabilmesi için e, nimetlere şükretmesi e, elzem midir, lazım mıdır? Mustafa Bey, iyilik edene teşekkür edileceğini herkes bilir. Evet. Yani insan suretinde yaratılan varlıkların hepsi iyilik eden bir kimseye minnet edilir, şükredilir, e, teşekkür edilir. Her şeyi sahibi olan allah Teala'nın verdiği nimetlere karşı da teşekkür etmek, şükretmek lazım. Yalnız e, Şimdi bizi izleyen ve dinleyenlerin hemen hatırına gelebilir. Aa biz her zaman şükür Elhamdülillah diyoruz. Çok şükür ya Rabbi diyoruz. Çok şükür ya Rabbi diyoruz. Böyle değil Aa, bu bu. bu şükretmek değil yani. Tamam dille aynı şekilde söylemek gerekiyor da bu yeterli değil. Bu böyle değil bu Ya nasıl? Allah-u Teala'nın verdiği her nimeti mesela gözde bir nimet, kulakta bir nimet, elde bir nimet, burunda bir nimet, ağız, dil bir nimet. Her biri ama. Efendim yiyecek olarak meyveler bir nimet, ekmek, buğday, buğdaygiller, tahılgiller her biri hava hepsi apayrı bir nimet. Bunları allah Teala razı olduğu, beğendiği şekilde kullanmak lazım. Şükür böyle olur buyuruyor. Hmm. Ya çok, şükür ya Rabbi, şükür şükür, şükür ediyoruz ya filan işte. sana Eli işte gözü oynaşta gibi oluyor ha, öyle oluyor. Çok şükür ya Rabbi, pataküte pataküte dövüyorsun adamları, zulmediyorsun. Aa ya Rabbi çok sana şükür falan adamın cebinden para alıyorsun. Hırsızlık ediyorsun. Ya da çok şükür ya Rabbi çok vermişsin deyip fazlasını gidip döküyorsun. Denize döküyorsun. Domatesi, domatesi. Veya aynı şekilde yakıyorsun. Yakıyorsun. Seni. Veya yakıyorsun. Bu nankörlüktür. Bu şükür değildir. Şükür verilen nimetleri yerli yerinde kullanmak, Allah-u Teala verdiği nimetlerle isyan etmemek, nimetleri kullanırken sahibini unutmamak, görülen iyiliğe karşı teşekkür etmek ve Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarına uymak anlamındadır buyuruyor. Nisa suresinin 46. ayet-i mi? mealen iman eder ve şükredersiniz azap yapmam. Bu Cenab-ı Hakk'ın kesin sözü vaadidir. Azap yapmam. A e, katiyen. Şehzade-i Şirazi Hazretleri buyuruyor ki insanın içine çektiği her nefes hayatın devamını. Dışarı verilen nefes ise vücudun ferahlamasına ve rahatlamasına vesiledir. Bu sebeple her nefeste iki nimet vardır. Her nimetin şükri ise vaciptir buyuruyor vaciptir yani. Şarttır Vacip, yani. Şarttır yani. Dolayısıyla e, efem ne varmış bunda falan? Ha, nefes alamayanlara git sor bakayım ne varmış bunda değil mi? Hı hı, nefes alamayanlara git de sor bakalım. allah Teala bunu alıverir. Alınca da elinde avucunda bir şey kalmaz. allah Teala kulları arasında alimler, amirler, rehberler, sadaka verenler, insanlara faydalı olan kimseler yaratmıştır. Bunların her biri ayrı ayrı birer rızıktır. Çok edersen değil mi? Mesela alim yaratılmasaydı alimlerin kitapları olmasaydı biz nereden öğrenecektik? Ya? Değil mi? Birer rızıktır. ilme muhtaç olanlara alimler, doğru yolu öğrenmeye muhtaç olanlara mürşidi kâmiller yol gösterir. Yiyecek ve içeceği olmayanların ihtiyacını sadaka verenler giderir. Adalete muhtaç olan mazlumlara da adil amirler yardım eder. Cenab-ı Hak böyle adil bir amir ihsan ettiyse ona da şükretmek, teşekkür etmek lazım. Ben etmemek lazım allah Teala hakiki bir alim yaratıp bizde tanıştırdı ve gördü veyahut da kitabını bulduysa ona da şükretmek lazım mı? Evet. Hazreti Ali radıyallahu anh hazretlerinin bir sözü var. Bu zat buyuruyor ki nimetlere şükreden onun elden çıkacağından korkmasın. Nimetin şükredenlere onu arttıracağını allah Teala bildirdi. Vadi var buyuruyor. Nimetin kıymetini bilmeyip nankörlük edenlerin elinden o nimet alınır. Alimler gider. Adil amirler, devlet adamları gider. Zalimler gelir. Nimetin kıymetini bilmemek onun elden çıkmasına sebeptir. Şükür ise onu devamlı kılar ve arttırır. Ee, devamlı kalırsa sen de rahat edersin be Değil mi? Evet. Efendim bu bende böyle kalsın istiyorum. O zaman şükret. Onu yani bağır, şükretmek onu... de bir yerde kıymetini bilmek manasında. Aynen öyle. Yani onun kıymetini bil. Yani Çarçur onu... etme. Hatta Davut Aleyhisselam Allah Teala arz ediyor. Ya Rabbi diyor Adem Aleyhisselam ne yaptı da senin indinde kıymetli oldu? Allah Teala buyuruyor ki e, Adem Aleyhisselam her şeyi benden bildi. Kendinden bilmedi. Ve bunun için şükretti. Bunun üzerine Davut Aleyhisselam Ya Rabbi diyor şükretmesini de seni öğretiyorsun. Şimdi sen de şükrettin buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani şükür de ondan. Evet. Tamam mı? Evet. Sabır da ondan. Evet. Ben şöyle adamım sabrettim, böyle bir adamım ben şükrettim. Bir dakika, bir dakika. Eğer ihsan edilmeseydi yapamazdın bunların hiçbirisini. Çünkü allah Teala sana akıl vermiş ve bu nimetlerin neticesinde sen bunları söyleyebiliyorsun, yapabiliyorsun, edebiliyorsun. Değil mi? Evet. Ee, onun, için de, onun için de, yani bir şey söylerken, bir şey anlatılırken şu en çok mesele İslam alimlerinin gadaplandığı, öfkelendiği, tabii onları okuyunca insan nereli değil. E mesela ben diye başlıyor. Hele ben kendim ilahiyat kökenli olduğum için, e, ilahiyat mezunu olduğum için iyi biliyorum. Adam ilahiyatı bitirmiştir. Tevazu sahibi olacağı yerde bana göre, bana göre, bana göre. Ne çirkin şey ya. Sen kimsin ki sana göre olacak ya. Yani? Değil mi? Yani. Ne iğrenç bir şey yani. Hani din tahsili görmemiş de aynı şekilde başka bir tahsil sebebiyle okumamış, din bilgisi okumamış falan. O bana göre makul görünmez de ama on, onda da çirkindir o da. Çünkü enaniyettir, kibirdir. Ama hele din adı altında, din adamı kılığında birisinin bana göre, bana göre falan diye başlaması daha da çirkindir. Bu böyle bana göre demek suretiyle Allah-u Teala verdiği nimetlerin hepsini reddediyor, inkar ediyor. reddediyor Be Veya ki. ben yaptım demekle. Ha, ben yaptım demek işte. Yani iblis gibi diyor yani. Ha, o da Allah-u Teala dedi ya senin yanlış yaptın işte. Toprakla ateşi ayıramadın haşa. Yaratana bunu söylüyor. E bugünkü böyle e, din adamı kılığındaki bazı bunları katı tarik Yani yol kesen eşkıya tabiri kurmuşlar. Kutlu Din İznik Hazretleri de buyuruyor ki... Ne zaman Hak Teala size sağlık, mal, evlat gibi nimetler verse... Sevinip elhamdülillah bizim Rabbimiz bize ikram eyledi dersiniz. Ne vakit allah Teala size musibet yani bir bela verse gam çekersiniz, sabretmezsiniz, şükretmeyi unutursunuz buyurmuştur. Ya hakikaten ikisini de gönderen kim Mustafa Bey? Nimet de gönderen bela, bela anında, şey, nimet zamanında aa çok iyi falan. Ama eziyet zamanında adar asmalı. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Bunun ikisini de gönderen Cenab-ı Hak. Nimet zamanında imtihan ediyor, bela musibet zamanında da imtihan ediyor. Evet. Ve ikisinden de, ikisinden de sağlam çıkan, hani nimette Gerçi orada da zor. Adam mal mülk evlat verince adam kibre girer, ne yapar falan e, gidebilir. İki imtihan da zor. İki imtihan zor. Hele bela ateşine atıldığı zaman daha da zor. Çünkü Peygamber bize buyuruyor ki nasıl ki buyuruyor hani demir toprakta böyle küfleni şey yapar falan ocağa atılır ya ateşe atılır ya o küfler memlerden temizlenmesi için Allah-u Teala da kullarını nefsin pisliklerinden temizlemek için bela ateşine atar. Bazılar sağlam çıkar, bazılardan ince dela olur, gider buyurmuşlardır. Dolayısıyla, dolayısıyla ee, İslam alimleri buyuruyor ki Allah teren ihsan ettiği nimetlere, rızıklara şükredilir. Bu nimetler emredildiği şekilde kullanılırsa ne olur? O sizin sorduğun sorun cevabı olur. İnsanlar rahat eder, huzurlu olur. Evet. İnsanlar rahat eder, huzurlu olur. Peki şükredilmezse ne olur? şükredilmese nimetler ellerinden çıktığı gibi dünyada da ahirette de sıkıntı çekerler. Mesela biraz önce de o kitaplarda deniyor ki adil bir amir yani bir devlet adam başınızdaydı ama siz onlara şükretmediniz Allah Teala onu alır. Alır şükretmediğiniz için. Ama öyle birisini getirir ki katlar zalim birisini getirir. İnim inim inlersin Bu nereden geldi? Kendin getirdin. Kendin istedin. Tabii. Amirleriniz amirlerinizdir buyuruyor. Kendin getirdin. Başkasını suçlama. Başkasını suçlama. Kendin mi getirdin? Evet. Kendin getirdin. Çünkü ihsan edilen nimetler şükredilirse, bu nimetleri emredildiği şekilde kullansa, insanlar rahat eder, huzurlu olur. Peki tersi olursa, eğer allah Teala'nın emirlerine uyulmaz, yasaklardan sakınılmaz, İslam dinini gösterdiği rahat, huzurlu yoldan ayrılırsa dünyada bereket kalmaz, rızıklar azalır. Zira Taha Suresi'nin 124. ayet-i kerimesinde meal olarak beni unutursanız rızıklarınızı kısarım buyuruyor. Ya geçen sene domatesler çok güzel oluydu falan, buğday şöyle oluydu falan, bu sene olmadı. İyi de hemşerim sen uşur veriyor musun? domatesi elde ettin, patatesi çıkardın. Ondan sonra ne bileyim ben işte şeftaliyi topladın, kirazı topladın da bunlar uşru verdin mi? Toprak mahsulü zekatı verdin mi? E vermedin. Ama işte biz şu, şu kadar işte ilaçlama kullandık. Tabii kullanırsın. Allah Teala korumuyor ki. Sen vermiyorsun çünkü zekat malı korur. Şükretmiyorsun. Şükretmiyorsun. Ne kadar verecektin? Onda bir. E peki ilacıydı, ilacıydı falan yarı yarıya gidiyor. Değil mi? Evet. Kurtarmıyor diyorsun ondan sana. Kurtarmaz tabii hemşer. Sen Allah-u Teala'nın emrine uymazsan kurtarır mı? allah Teala bir şey musallat eder ve netice itibariyle felaket ne olur? Evet, netice itibariyle de felaket olur. Bunun için allah Teala'nın verdiği nimetlere şükredilirse allah Teala onu arttırır. hatta e, nah Suresinin 30. ayet-i kerimesinde allah Teala kullarına zulmetmez, haksızlık etmez. Onlar kendilerini azaba, acılara sürükleyen Bozuk düşünceleri, çirkin işleri ve kendilerine zulüm ve işkence ediyorlar buyurulmuştur. Hatta Mustafa Bey bu Nahu Suresinin bu ayet kelimesi e, beyt halinde terennüm edilmiş. Haşa zulmetmez kuluna hüdası insanın çektiği kendi cezası. Yani kendi yaptıkları mı? Evet kendi yaptıkları. Allah-u verdiği nimetlere şükredilirse insanlar evinde de, sokağında da, yaşadığı ülkede de rahat ve huzur içerisinde olur. Aksi Peki halde ben. felaket olur. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, affolmak niyetiyle kırk hadis yazana Allahü Teala şehit mertebesi verir. Şurubu züyuti tayyibe, helal olan nebatlardan çıkan suları, yani karanfil, tarçın, çay ve saireden elde edilen her türlü şerbeti içmek yasak edilmemiştir. Şerhi sadr, zatın tecellisi zamanında nefsin itminanında hasıl olur ki adı geçen bu kemalat ismi zahire taalluk eder, bağlıdır. İsmi batına uygun olan kemalat örtülmesi lazım olan kemalattır. Bu iki ismin kemalatı tamamen hasıl oldukta kutsi aleme uçmak ve nihayetsiz yükselmeler olur. Şerh-i Lemaat kitabı Mevlana Camii'nin olup burada tecelli zatinin nihayetsiz olduğu açıkça yazılıdır. Yar yüreğim yar gör ki neler var canım gör ki neler var al yar yüreğim yar gör ki neler var canım Gör ki neler var al bu halk içinde canım bize gülen var bize gülen var al bu halk içinde canım bize gülen var bize gülen var Ko gülen gülsün, hak bizim olsun canım, hak bizim olsun. Ko gülen gülsün, hak bizim olsun canım, hak bizim olsun. Gafil ne bilsin canım, hak Hakkı sever var, var, hakkı sever var. Allah! gafil ne bilsin canım, hakkı seven var. Allah. Hakkı seven var. Allah! Her kim merdane gelsin meydana canım gelsin meydane al her kim merdane gelsin meydane canım gelsin meydane al kalmasın canın kimde hüner var kimde hüneri var Kalmasın cana kimde hüner var kimde hüner var Allah aşık Yunus sen meydan isteme canım meydan isteme Aşık Yunus sen meydan isteme canım meydan isteme Meydan içinde canım merdaneler var merdaneler var Allah. Meydan içinde canım merdaneler Allah korusun, eğer günah işledikten sonra pişman olunmazsa ve hele günah işlemek tatlı gelirse, günaha ısrar etmek, dadanmak olur. Pişmanlık, tövbenin bir parçasıdır. Küçük günaha ısrar etmek ise, büyük günah olur büyük günahı ısrar etmek insanı küfre götürür. Nefsinizin birinci hali uçp, yani ibadet yaptığı için kendini beğenmek, egoizmdir. Uçp korkunç bir zehirdir. Öldürücü bir hastalık olup ibadetleri ve iyilikleri yok eder. Ateşin odunu yakması gibidir. Bunun ilacı iyi işlerini kusurlu görmeli bunlardaki gizli çirkinlikleri düşünmeli, böylece kendinin ve ibadetlerinin kusurlu, bozuk olduğunu anlamalıdır. Hatta onları beğenilmeyecek, kovulacak bir halde bulmalıdır. Bir hadisi şerifte Kur'an-ı Kerim okuyan çok kimse vardır ki Kur'an-ı Kerim bunlara lanet eder buyuruldu. Başka bir hadisi şerifte oruç tutan çok kimse vardır ki onların orucu yalnız açlık ve susuzluk çekmek olur buyuruldu. İnsan ibadetinin iyiliğinin çirkin tarafı olmadığını sanmamalıdır. Biraz incelenirse Allahü Teala'nın yardımıyla hepsini çirkin bulur. Güzelliğin kokusunu bile duymaz. Böyle kimse de uç hasıl olabilir mi? Nefs kendini beğenebilir mi? bir kimse amellerini, ibadetlerini kusurlu görünce bunların kıymeti artar. Kabul edilmeye layık olurlar. İyiliklerinizi böyle görmeye ve uç egoizm hasıl olmamasına çalışınız. Yoksa sonu çok kötü olur. Bu felaketten yalnız Allahü Teala'nın diledikleri kurtulabilir. Eshab-ı Kiram Aleyhimür Redvan Cennetle müjdelenen on sahabiden biri Ebu Ubeyde bin Cerrah Hazretleri Mü'min oğul, müşrik babaya karşı Her ümmetin bir emini vardır. Bu ümmetin emini Ebu Ubeyde'dir. Bu bölümümüzde Efendimiz Aleyhisselam'ın cennetle müjdelendiğini buyurduğu on kişiden biri olan Hazreti Ebu Ubeyde bin Cerrah Hazretlerini anlatacağız. Ebu Ubeyde bin Cerrah Hazretleri peygamberlerden sonra insanların en üstünü olan Hazreti Ebu Bekr'in yakın dostlarından biridir. Mert, sözünün eri, cömert bir yapısı vardır onun. İşte İyi insanlarla birlikte bulunmayı sürekli emreden sevgili peygamberimizin ve onun yolunda olan Evliya-yı kiramın bu nasihatinin en büyük örneklerinden biridir Hazreti Ebu Beyde. Çünkü o Hazreti Ebu Bekirle arkadaştır. Radiyallahu anh. O Hazreti Ebu Bekir ki Efendimiz Aleyhisselam kalbindeki bütün hikmetleri onun kalbine akıtmıştır. Ve o Hazreti Ebu Bekir ki, Efendimiz aleyhisselamın ümmetine olan merhametinden en büyük payı almış ve Ya Rabbi, sen Allah'sın. Kur'an-ı Kerim'de Allah verdiği sözden dönmez buyruluyor. Sen öyle takdir ettin ki, cenneti de cehennemi de insanlarla dolduracaksın.'' Cehennem insanlarla dolacağına göre benim vücudumu öyle büyüt ki cehennemi ben doldurayım. Başka kimse girmesin diye dua buyurmuştur. İşte bu eşsiz duanın sahibi olan Hazreti Ebubekir bu yüksek merhameti icabı Rasulullah'ın sohbeti bereketiyle yakinen bildiği cehennemden bir kişiyi daha nasıl kurtarırım, nasıl Müslüman olmasına vesile olabilirim diye çırpınmaktadır gece gündüz. İşte Hazreti Ebu Bekir'in hidayetine vesile olduklarından biridir. Ebu Ubeyde bin Cerrah Hazretleri. Kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir kıyasla, küfrün en aşağı derecelerinden, peygamberlerden sonra insanların en üstünleri ol ve bütün her şeyini, Allah yolunda feda edecek bir sahabi olmuştur. Müslüman olduktan sonra büyük işkencelere maruz kalan bu sahabi de Efendimiz aleyhisselamın emriyle Habeşistan'a hicret edenler arasındadır. Ebu Ubeyde bin Cerrah hazretleri de gönlünü bırakıp Mekke'de Efendimiz aleyhisselam da Habeşistan'a hicret eder. Evet, Habeşistan'da rahattırlar adil hükümdarın Necaşi'nin ülkesinde Mekke'de gördükleri işkencelerin tersine bedenleri rahattır. Fakat Resulullah aleyhisselamdan ayrı kalmış olmanın firakı için için yakmaktadır. Bütün sahabe kiramı ve Ebu Ubeyde bin Cerrah hazretlerini. Resulullah nasıldır? Müminler ne durumdadır sorusu, Elde olmadan sürekli tekrarlar durur kalplerinde hepsinin. Sayılı günler çabuk geçer sözü alt üst olur bu zamanda. Çünkü Resulullah'a olan hasretin uzattığı günler geçmemekte, o beklenen vuslat günü her gün yeni bir umuda dönüşmektedir. Nihayet Habeşistan'dan ayrılır bir müddet sonra Ebu Ubeyde bin Cerrah Hazretleri, diğer sahabeyi kiramla. Evet, Efendimiz Aleyhisselam'ın Medine'ye hicretleriyle onlar da Medine'ye vasıl olur ve kavuşurlar gönüllerin sultanına. Efendimiz Aleyhisselam muhacirlerden her birini Medine'deki ensardan biriyle kardeş yaparlar. Ebu Ubeyde bin Cerrah Hazretlerini de Hazreti Saad bin Muazla kardeş yaparlar ki bu bütün kardeşliklerin ötesinde olan mümin kardeşliğidir. Ve geçer günler. Mekkeli müşrikler küçümsedikleri, hayat hakkı tanımadıkları mazlum müminleri ellerinden kaçırdıkları için pek bir öfkelidirler. Uzun zaman hazırlık yaparlar savaş için. Bir süre sonra vakit gelip çatmış, mağrur, zalim ve küstah Mekkeliler Bedir Savaşı için yola çıkmışlardır. Ve savaş olur bir süre sonra. Savaş başlamış ve Mekkeli müşriklerle müminler arasında çok çetin muharebeler yaşanmaktadır. Ebu Ubeyde bin Cerrah Hazretleri muazzam kahramanlıklar göstermeye devam ettiği bu savaşta çok özel bir durumla karşı karşıya kalır. Çünkü savaşın en sıcak anlarından birinde Ebu Ubeyde hazretleri azılı bir müşrik olan babasıyla karşılaşır. Eshab-ı kiramın imanı elbette ki kimselere nasip olmayacak kadar kavidir. Ve dahi onlar Efendimiz aleyhisselamın imanın esası ve en kuvvetli alameti Hubbi fillah, Budi fillah yani Allah için sevgi, Allah için boğuzdur. hadis Hadisi şerifini en iyi bilenlerdir. Ve o eshab-ı kiram ki daha Rasulullahın birinci sohbetinde öyle yüksek bir imana ve derecelere kavuşmuşlardır ki sonra gelenler asla onlar gibi olamazlar. Hazreti Ebu Ubeyde radıyallahu an büyük bir sahabidir. Ve Allahü Teala Feth Suresi 29. ayeti i Kerimesinde bütün sahabileri şöyle met buyurmaktadır. Kafirlere gadab ederler, birbirlerine karşı merhametlidirler. İşte Ebu Ubeyde bin Cerrah Hazretleri, babası olan bu Allah ve Resulullah düşmanıyla karşılaşmıştır. Öyle kinlidir ki onun babası, dehşetli bir saldırıya geçer oğluna karşı. Hazreti Ebu Ubeyde, Resulullah'ın ve Yaratan'ın aşkıyla kendisinden geçer gibi savaşmaktadır. Nihayet bu zalim kafiri alt etmeyi başarır, onu öldürür. Efendimiz aleyhisselam, Hazreti Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın bu kahramanlığı karşısında pek bir sevinirler. Ve bu hadise üzerine, alemlerin Rabbi ve her şeyi yoktan var eden Allahü Teala Mücadele Suresi 22. ayeti kerimesini gönderir. Ayeti i Kerime de şöyle buyurmaktadır Cenabı Hak. Allahü Teala'ya ve kıyamet gününe iman edenler Allahü Teala'nın düşmanlarını sevmezler. O kafirler ve münafıklar müminlerin anaları, babaları, oğulları, kardeşleri ve başka yakınları olsa da bunları sevmezler. Böyle olan müminleri cennete koyacağım. Taklid ile iman. Kalp hastalıklarının sekizincisi, tanımadığı kimseleri taklid etmektir. Ehli sünnet alimi olduğu anlaşılmayan kimsenin sözlerinin, kitaplarının, ve kendisinin met olunmasına yaldızlı ateşli propagandalara aldanarak buna tabi olmak caiz değildir. Müslüman olmak için yani Allahü Teala'nın varlığını, bir olduğunu, kudretini, sıfatlarını anlamak için zaten kimseyi taklide ihtiyaç yoktur. Fen bilgilerini iyi öğrenen, aklı başında bir kimse yalnız düşünmekle onun var olduğunu anlar imana kavuşur. Amellerde, ibadetlerde, içtihat derecesine yükselmiş olan alimlerden birini seçerek, her işinde bunu taklit etmesi lazımdır. Dört mezhep alimlerinden birini taklit eder. Böyle hakiki ehli sünnet alimi bulamazsa kitaplarını taklit eder. İctihad naslarda açık bildirilmemiş, kapalı bildirilmiş olan bilgileri anlamak, açıklamak demektir ayet-i kerimelere ve hadis-i şeriflere nas denir. İctihad yapmak şartlarına malik olan derin alimlere müctehit denir. Hicretten 400 sene sonra müctehit yetişmedi. Müctehide ihtiyaç da kalmadı. Çünkü Allahü Teala ve onun Resulü Muhammed Aleyhisselam kıyamete kadar hayat şekillerinde ve fen vasıtalarında yapılacak değişikliklerin, yeniliklerin hepsine şamil olan ahkamın hepsini bildirdiler. Müctehitler de bunların hepsini anlayıp açıkladılar. Sonra gelen alimler bu ahkamın yeni hadiselere nasıl tatbik edileceklerini tefsir ve fıkıh kitaplarında bildirirler. Ehli sünnet alimi olan hakiki din adamlarının kabul ve tasdik etmediği kitaplardan ve sözlerden din bilgisi öğrenmeye kalkışmamalıdır. Her din kitabına uyarak ibadet yapmak caiz değildir. Ehli sünnet olmayan din adamlarının kitaplarına ve sözlerine uymamalıdır. Alim görünen ve din adamı denilen herkesin sözüne veya kitabına uyarak amel etmek caiz değildir. Ehli sünnet alimlerinin yazdıkları ilmahal kitaplarını okumalıdır böyle tercüme edilmemiş, kafadan yazılmış ilmihal kitaplarını ve uydurma tefsirleri okumak, insanı dünya ve ahiret felaketlerine sürükler. Şirkten yani küfürden, yani imansızlıktan sonra en büyük günah, bid'at itikadında olmaktır. Bu sapık ve bozuk itikadın aksine, ehli sünnet ve cemaat itikadı denir. Allah'a imandan sonra, ibadetlerin, üstünlüklerin en kıymetlisi ehli sünnet itikadında olmaktır. Ehli sünnet demek itikatta ve söylemekte ve her işte ve ibadetlerde ve insanlara karşı yapılan işlerde Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetine yani yoluna ve eshab-ı kirama ve tabiinin ve daha sonra gelen ehli sünnet alimlerinin radiyallahu teala anhum ecmain icmaına yani söz birliğine uymaktır. Bunların yolunu fıkıh ve ilmihal kitaplarından okuyup öğrenmek lazımdır. Kötü kimse fasıkla arkadaş olmanın sonu felakettir. Kötü insan İslamiyeti beğenmeyen kimse demektir. Muhammed Aleyhisselam'ın emirlerine ve yasaklarına İslamiyet ve ahkam-ı ilahiye denir. İnsanların en kötüsü zındıklardır. Bunlar Müslüman ismini taşır. Büyük sarık, eski cübbe içinde gizlenirler. Peygamberimizi ve İslamiyeti met ederler. Fakat Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere yanlış mana vererek İslamiyeti istedikleri şekle sokarlar. Aklı olan, ehli sünnet kitaplarını okumuş olan bunlara aldanmaz. Peygamberimiz bu münafıkların geleceğini ve cehennemin dibinde çok acı azapta sonsuz yanacaklarına haber verdi Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Yeşil Bursa'mızdan sesleniyoruz. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın destek ve katkılarla yapmakta olduğumuz programlarımızın bugünkü bölümünde sizlere 1. Murat Han'ın yaptırdığı çekirgedeki Hüdavendigar Camii'nin harim kısmını anlatacağız. Burada harim kısmında ve diğer son cemaat yerindeki duvar kalınlıkları belki dikkatinizi çeker. Pencerelerin içerisinde öyle kalın ki iki kişi yan yana namaza durabiliyor kıble tarafındaki pencerelerin. Yani bir metrenin üzerinde kalınlığı. Bu kadar kalın tutulmasının sebebi burası meyilli bir araziye kurulmuştur. Burada herhangi bir çökme, kayma, yıkılma olmasın diye o zamanın mimarı bunu böyle düşünmüş. İçindeki çeşitli bölümlerin olmasının sebeplerinden birisi de yine onun duvarlarının daha böyle içeri doğru çoğaltılarak e, yük taşımayı yani ağırlığı tepedeki ağırlığı yanlara eşit şekilde paylaştırmış yani bir statik hesap neticesinde bu yola başvurulmuştur. Önümde bir havuz var gördüğünüz gibi bu havuz abdest almak için fıskiyeli havuz. E fıskiyesi niye? E su sesinden insanların istifade etmesi için. E camiye gelmek zaten insanın stresini alır götürür. Ama buna rağmen de gelip de stresi gitmemiş varsa buradaki su sesiyle de onu siler götürür. Yoksa bütün cami cemaati burada gelsin, abdest alsın, kollarından sular damlıya damlıya halların üzerine gitsin manasına değil. Ne için peki? Abdesti niye alacak? cemaatle namaz kılarken herhangi bir şekilde abdestine bir zarar gelirse o abdesti tazelemesi lazım. E, camiden çıkıp da başka yerlerde tazeleyeceğine efendim burada e, hemen gelip alelacele tazeler. Yani burada abdesti kaçanların istifade edeceği bir e, acil durum. Acil durum şadrıvanıdır burası. E, Bursa'daki Ulu Cami'deki o daha büyüktü. İnsanlar orada abdest almaya başladılar. Dıştaki şadrivanlar, duvardaki musluklu abdest alma yerleri olmasına rağmen. E, caminin işte yaştan geçilmez oldu. Hem yapıya zarar hem halılara zarar. Onun için şimdi o şadrivan sadece süs şadrivanı olarak orada durmaktadır. İnsanlar bir görüyor ha icadımız böyle yapmış diye. Şimdi bu bulunduğum yer caminin yani son cemaat yeri hariç tek kubbesi. Bu kubbe yukarıda kemerlerin üzerine kasnak olarak oturtulmuş. Yani kubbe kasnağı olarak kemerler seçilmiş. Hem duvarda olan kemerler, gömme kemerler, saklı gizli kemerler, hem de aşikare kemerler bu yapıyı olduğu gibi taşımaktadır. Geri kalan yerleri ise, şimdi harime doğru döndüğümüzde, Mihrab önü bölümü sadece geniş büyük bir beşik tonozla yapılmış. Bu kubbeden daha statik hesabı zayıf bir durumdur. Buna rağmen orasını tonoz yapan mimar demek ki hesabını çok güzel yaptı. İki tane yan duvara otutturmuş. E yan duvarlarda tabii kalınlığı bir metreyi geçtiğine göre o tonozun yukarıdan baskı yapıp da ağırlıkla böyle yanlara açmasını engellemiş oldu. Şimdi çıkalım oraya efendim. Mihrab önü bölümüne çıkalım. Esas zinetli yer orası. Mihrab önü bölümüne çıktık. Caminin esas zemininden bir metre kadar yüksek bir kotta. İmam Efendi'nin sesi geriye rahat duyulsun diye. Hemen sağ arkamda e, orijinal minberi duruyor. Tabii bakımı yapılmış. 1970'li yıllarda bir bakımı yapılmış, elden geçmiş. Daha sonra da bir restoresi oldu benim hatırladığım ama onlar ufak çapta restorelerdi. Mihrabı tamamıyla böyle. E, ön kıble duvarını neredeyse yarıya yakın işgal etmiş. E, çok süslü. Efendim, yedi kademeli, sultanların yaptırdığı e, camilerin mihraplarının nişleri 7 kademeli olur. Burada 7 kademeli, yanlarda iki tane tarihi Şam'dan, o zamandan kalma ama yakılmıyor tabii şimdi. Yanında bir tane de vaaz kürsüsü, o da orijinal. Şu anda size yavaş sesle konuştuğum halde e, içerisi bayağı bir yankılanıyor ve caminin giriş kapısından da sesim neredeyse duyuluyor. Efendim, Murathan bunu çekirgeye yaptırdı. Buna bir su lazım. Suyu İnka'ya çınarının orada bulduğu bir kayanın kısığından çıkan bolca bir suyu o günün imkanlarıyla Uludağ'ın eteğinde bu buraya kadar getirtirdi. Onun başına iki bekçi koydu. Ve oradaki araziyi de ona verdi. Bunlar sizin ölünceye kadar siz bakın Öldükten sonra da çocuklarınız devam etsinler, onların çocukları devam etsinler. Burası sizin dedi. Şimdi koca bir köy olmuş orası. Çınar'da, yani oradaki Çınar'da bu camiyle yaşıt. Artık Çınar'ın bir dalını bir adamın kucaklaması mümkün değil. Bir tek dalını, bir budanı yani. Efendim onu, buraya suyunu getirtti. Hem caminin hem civardaki şehrin içme suyunu temin etti. Başına da iki bekçi koydu ki ne olur ne olmaz düşmanlar herhangi bir şekilde zarar verebilirler, kötü niyetliler diye. Bakınız cami yaptı, suyu getirdi. Ayrıca da bir suyla karın doyurmuyor tabii. Buradaki imamın, müezzinin, aşı şerif okuyanların çeşitli hayrat hademesinin yani buraya hizmeti geçenlerin masrafları içinde 15 tane köyün gelirini bağışladı. İyi değil mi efendim? Bu 1914 senesine kadar üst tarafındaki medresesi medresiyle devam etti. Birinci Dünya Harbi başlayıncaya kadar. Bakın Birinci Dünya Harbi'nin zararlarına Osmanlı İmparatorluğu parçaladı. Osmanlı İmparatorluğu'nun müesseselerini de parçaladı. 1914'te bütün medreseleri tatil ettiler efendim. Bir tek İstanbul'daki medreseler kalabildi. Onlar da işte askere almadılar öğrencileri falan. Hepsi askere gittiler. Böylece 1914'e kadar medrese devam etmişti. Daha sonraki yıllarda efendim bazı askeri işler için burası bir depo veya bir işte malzemelerin konması yeri gibi böyle düşünüldü ve öyle kullanıldı öğrenci yurdu olarak kullanıldı üst tarafı ve halen de kalabalık namazlarda üstteki medrese odaları kullanılabiliyor. Geri kalanları da efendim icab ederse bahçeye taşıyor. Çevrede müsait olduğu için belediye çevreyi Büyükşehir Belediyesi güzel düzenlemiş. Oralarında her tarafında insanlar geriye doğru uzanıp namaz kılabilirler. Şimdi buradan işte bu camiyi yapan Murad-ı kimdir? Ona gideceğiz. Geçelim oraya. Şimdi de Murad-ı rahmetli türbesinin önüne geldik. Buradan sandukasına gideceğiz. Sandukasının olduğu yere geçeceğiz inşallah. Efendim Murad-ı Hüdavendigar kimdir? Yani bu Muradiye Camii'ni ve külliyesini, imaretini, medresesini yaptıran zat kimdir? Orhan Gazi'nin oğludur. Orhan Gazi'nin büyük oğlu Süleyman Paşa'ydı. O Gelibolu bölgesinde kazaen şehit olunca Orhan Gazi o kadar severdi ki onu tahtı bırakmak istedi oğlum öldü ben de tahtı bırakayım inzivaya çekileyim dedi. Fakat meşveret meclisi dedi ki aman padişahım lütfen bırakmayın. Çünkü siz çekilirseniz düşmanlar sizin bu çekilmenizi kendi lehlerine kullanmaya çalışırlar. Devletimiz bu haliyle darmadağın olabilir. Yalvar yakar ancak durdurdular. 1359'da eceliyle vefat ettikten sonra yerine Murad-ı Hüdavendigar yer geçti. O da babası gibi öyle taht, dünya düşkünü bir insan değildi. Memleketi için çok çalıştı. Bulunduğu süre içinde padişahlıkta 1389'a kadar, 1359'dan 31 sene bulunduğu sırada fethettiği yerler 22 büyük bölgedir. Avratisarı, Kavala, Drama, Batı Trakya'daki yerlerin hemen hepsini Tırnova, Bulgaristan'daki Şumlu'ya kadar olan yerleri fethetti. Çok iyi bir savaşçıydı. İleri görüşlüydü. Tabi o böyle ilerleyip de Bulgaristan ve Batı Trakya bölgesi, şimdiki Yunanistan'ın olduğu yerleri fethetmeye başlayınca yine papalığın ayranı kabardı. İlla bu Türkleri Anadolu'dan atıp Orta Asya'daki çöllere sürelim veya yok edelim diye Avrupa'daki Gelibolu'daki 23 bin kilometre karelik yeri bize çok gördüler efendim. Ve toparlandılar. Kosova yani Karatavuk sahrası denilen yer Kosova Pul idi esas adı. Orada Osmanlı'nın karşısına çıktılar. Yine 7-8 tane Haçlı devleti vardı efendim karşısında. Murat han Kosova meydanına geldiğinde efendim böyle düşmanla karşı karşıya çok acayip bir toz fırtınası var. Hani göz gözü görmüyor derler ya. Öyle bir fırtınanın içinde yani insan gözünü açıp da karşıdaki düşmanı görecek halde değil kendilerinin bulunduğu mekan düşman tarafından çok rahat görülüyor. O gece yatsı namazından sonra çadırına çekildi. Ya Rabbi, yarın düşmanla karşılaşacağız. Bu senin ismini buralara kadar yayan ordudur. Eğer bu ordu imha olursa senin ismini yayacak ordu kalmıyor ya Rabbi. Sen bilirsin. Yarın bizi muzaffer eyle, bu ordumuzu muzaffer eyle. Eğer bu duama, bu adama bir kurban lazımsa ben kendimi kurban olarak adadım ya Rabbi dedi. Gözyaşlarıyla secdelere kapandı, dualar etti. Sabahleyin kalktılar ki efendim toz, toprak hepsi bitmiş. Tatlı bir yağmur yağmış, yerleri hafif ıslatmış. Yani rüzgar gelse de toz kaldıracak durumda değil. Ve sabahleyin de tabii bizim ordumuz doğu tarafında, onlar da batıda. Güneşin doğduğu tarafta düşman bizi göremiyor. Düşmanın ordu yahı da sanki projektör tutulmuş gibi aydınlatılmış. Yani sipariş yerine geliyor. Oradaki savaşta düşman hezimete uğradı. Çok büyük komutanlarını kaybetti. Adetti. Savaş sahrasını savaşı kazanan komutan yanında erkanıyla beraber dolaşırdı. Orayı dolaşmaya çıktı. Tabi yaralılar arasından birisinin kalkıp da kendine hücum ettiği söyleniyor. Ama bu bence Sırp tarihçilerin, çünkü Sırp askeri daha çoğunluktaydı. Sırp tarihçilerin kendi tarihlerinde bir kahraman ortaya çıkarmak için uydurdukları bir hikaye. Aslında, Murat Han'a Sırp kralının damadı olan kimse haber gönderdi. Sultanla görüşmek istiyorum. Hem de Müslüman olmak istiyorum diye. Hem görüşmek istiyor. Sırp kralı ölmüştü. Diğer damat da askerini aldı kaçtı. Dayanamadı. Bu dedi ki kayınpeder öldü. Öteki de ihanet etti. O zaman kral herhalde ben olacağım. Gideyim de Türk Sultanı ile bir anlaşayım görüntüsü verdi. Ama tabii yılan ne kadar uslu olursa olsun gene fırsatını bulunca zehirini akıtır veya akrep. Bu da sultan huzuruna geldi. Elini öpecekmiş gibi böyle eğildi, temenna etti. O sırada hançerini çıkartıp sultana sapladı. Yoksa öyle yaralar arasından ölmek üzere olan bir sırf kalkacak, sürüne sürüne gelecek, hiçbir yarası beresi olmayan bir Osmanlı kahramanına saldıracak. Bir neferi bile öldüremez efendim o. Maalesef bizim tarihlerimizde onların kahraman yapmak için çıkardıkları yalanı gerçek gibi bazen yazıyorlar. İnşallah bundan sonra yazmazlar. Sultan Murat Han vasiyetini etti ve şehiden orada öldü. Tabii iç organlarını çıkardılar. Kosova pul sahrasındaki yani Kosova'daki yere defnettiler. Sonra bedeninde tahnit ettiler. Yani tahnit demek mumyalamak değil. İslamiyet'te mumyalamak yok. Bu mumyalama paganistlerden kalan bir hadisedir. Yani ölmüş ölmüş ama bunu şöyle şeklinde bir tutalım da karşımızda gene gelelim elini eteğini öpelim diye eşyaya ve insana tapınma olayıdır. Bugün Avrupa bu paganizmin pençesinde kıvranıyor. İngiltere'de 4,5 milyon paganist olduğu söyleniyor eşyaya tapmak, eşyayı öpmek. E tabutu öpmek de buna benzemiyor mu şimdi yani? Ve oradaki toplanan meşveret meclisi Yıldırım Bayezid Han'ı padişah olması için ikna ettiler. Siz olun dediler. Biraderi Yakup Bey vardı. Yakup Bey'in belki olması lazımdı ama meşveret meclisi yani bu seçim Osmanlı kuruluşundan beri seçimi Osman Gazi'den Ertuğrul Gazi'den itibaren hiç bırakmadı. Başına getireceği insanı bir heyet seçti. Şimdi Avrupa demokrasi demokrasi diyor. Onu da 40 tane oyundan uygulamaya çalışıyor. Efendim sandukanın başına gidemedik. Sandukayı sizlere göstereceğiz ama ne yapalım ki bu hikayeyi burada bitirdik. Süremizi doldurduk. Hoşçakalınız efendim.